Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz sizinle? Bugün bol zeytinli, muhteşem, pufidik pufidik bir açma poğaça yapıyoruz arkadaşlar. Tereyağı kullanacağız. Tereyağlı olacak, yumuşacık olacak. Daha önce defterinizde, tariflerinizde böyle bir açma tarifi olabilir ama bu çok farklı bir tarif. Diğer tariflerinizi unutun ve kesinlikle bu tarifi kaydedin arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız diğer tariflerimden de haberdar olursunuz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir zeytinli açma poğaça tarifiyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Size bugün muhteşem bir zeytinli açma tarifi vereceğim. Nedir malzemeler? Gördüğünüz üzere malzemeleri tezgahın üzerine dizdim. Çok rahat görebilmeniz için. Bir şişe sodamız var, sade sodamız var, bir paket mayamız var, mahlep kullanacağız, bir su bardağından iki parmak eksik, zeytinyağımız var. Ben zeytinyağı kullanıyorum, siz isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık süte ihtiyacımız var, bir tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı şekerimiz var. Bunlar da arkadaşlar iç harcı için kullanacağız, yani zeytinli açma yapacağız ve arasına tereyağı ekleyeceğiz. Ve unun da arkadaşlar yaklaşık 5 su bardağı, su bardağına göre değişebilir, 5 ya da 6 su bardağı un koyabilirsiniz. Yumuşak bir kıvam elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi orta kısmını açtım. Ben daha öncesinde şöyle yapacağım, size onu göstereceğim. Önce ılık sütümü bir kaseye alacağım ve içerisine bir paket mayamı eriteceğim. Onun biraz hafiften mayalanmasını sağlayacağım. Mayalanırken ben diğer malzemelerimi unumun içerisine yerleştireceğim. Şöyle söyleyeyim, yani büyük ihtimal bu zeytinli açmayı hiçbir yerde yememişsinizdir. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yani hiçbir pastanede bu kadar lezzetli bir açma yediğinizi düşünmüyorum. Eminim yememişsinizdir. Şimdi gördüğünüz gibi tuzumu buraya koyduktan sonra bunu bir karıştıralım hemen. Şöyle biraz karıştırıp bunun mayalanmasını bekleyeceğiz. Tabii bu mayalanırken biz diğer hamurumuzun malzemelerini unumuzun içerisine koyup hafiften yoğurmaya başlayacağız. Bu biraz şöyle hafiften beklesin. Şöyle ılık sütle birleşsin. Mayalanma sürecini hızlandırmış oluyoruz böylece. Ben daha çok bu zeytinyağlı açmaları yapıyorum. Yaklaşık 10-12 adet çıkacak arkadaşlar. Yani 3-4 tanesini tüketeceksiniz veya misafiriniz geldiyse 5-6 tanesini tüketeceksiniz. Geri kalanını taze taze buzdolabı poşetlerine koyup eğer buzluğa atarsanız bir misafiriniz geldiğinde sizi kurtaracaktır. Hemen çıkarıp misafirinize ikram edebilirsiniz ısıttıktan sonra. Veya kahvaltı sofralarında kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tarif olacak. Evet, şimdi bu burada böyle mayalansın. Biz diğer malzemelerimize geçelim. Tuzu koymuştuk zaten. Şekerimizi koyuyoruz. 3 şeker kaşığı şeker dedik. Mahlebimizi de koyalım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı yine mahlep kullanacağız. Şöyle göz kararı 1 tatlı kaşığı kadar. Yine bu oranı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mahlep sevmiyorsanız mahlep koymayabilirsiniz. Zeytinyağı 1 su bardağından 2 parmak eksikti. Ve koydum dediğim gibi ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Sodamı koyuyorum. 1 şişe soda. Ve sonrasında mayalı sütünü ekliyorum gördüğünüz gibi. Ve bunları yoğurmaya başlıyorum. Eğer unum eksik kalırsa ben tekrardan un takviyesinde bulunabilirim. Bu arada ben unu tam buğday unu kullandım ama siz beyaz un da kullanabilirsiniz. Ben daha çok evde tam buğday unu kullandığım için beyaz unum yoktu. Tam buğday unla yapmayı tercih ettim. Ama siz beyaz undan da yapabilirsiniz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ama piştiği anda kokusu, dokusu harika olacak. Pufidik pufidik ve inanın yiyen herkes
tadına bayılacak. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi bakın yumuşacık, püfidik püfidik ama ele yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur elde ettim. Ve bunu hemen şöyle streç filme saracağım. Ve yarım saat, şu an yaz ayındayız ama kışın yapıyorsanız eğer bu tarifi bir saat falan dinlendirin. Ama şu an yaz olduğu için ben bunu yarım saat dinlendireceğim. Üzerine bir bezle kapatacağım ve bunu yarım saatte sıcak bir odada beklettikten sonra hamurum pufidik pufidik olacak ve sonrasında zeytinlerimle ve tereyağımla birleştireceğim. Arkadaşlar zeytinleri rondoya koyuyorum, ezmesini çıkarıyorum ve çok daha lezzetli oluyor. Hatta sadece zeytin değil, zeytine biraz da kekik ekliyorum ve lezzetini kat kat arttırıyorum. Çok az da şöyle zeytinyağı gezdireceğim üzerine ve bunu robottan geçireceğim. Gördüğünüz gibi kekikli zeytin ezmemi açmalarda kullanacağım ve çok daha lezzetli olacak. Evet arkadaşlar, hamurum muhteşem bir şekilde mayalanmış. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu ve tezgahıma aldım. 12 adet beze yapacağız arkadaşlar. Bunları eşit parçalara ayırıyorum ve toplamda 12 adet açma poğaçası elde edeceğiz. Evet, hamurlarımızı tereyağı sürerek, tereyağı yardımıyla bu şekilde tezgahta yayıyoruz. Tezgaha yayıyorum. Gördüğünüz gibi üzerine zeytin ezmemi koyuyorum. Yine zeytini dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben bol zeytini sevdiğim için zeytin ezmesini biraz fazla koyuyorum. Gördüğünüz gibi rulo haline getiriyorum ve sonrasında simit şeklini vereceğim. Olabildiğince kıvrımlaştırın arkadaşlar. Kıvrım kıvrım olursa daha güzel olur. Ama bunu yapamıyorsanız da hiç sıkıntı değil ve sonrasında uçları üst üste gelecek şekilde birleştireceğiz. Evet. Bu şekilde hazırlıyoruz. Ve toplamda 12 adet poğaça elde edeceğiz. Zaten büyük poğaçalar oluyor arkadaşlar. Büyük açmalar olacak. Bir tanesi bir kişiyi doyuracak şekilde büyük oluyor. Ve lezzeti harika oluyor. Yani hiçbir pastanede sanmıyorum ki böyle zeytinli güzel bir açma yememişsinizdir. Bu kadar da iddialıyım. Bence videoyu izlediyseniz hemen evdeki malzemelerle oturup bir zeytinli açma deneyin derim. Gerçekten lezzetine bayılacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi tereyağını sürerek tezgahımın üzerinde hamurumu açtım. Tekrar yapıyorum daha iyi görebilmeniz için. Üzerine tekrardan zeytin ezmemi sürüyorum. Ve tekrardan rulo haline getiriyorum ve birleştiriyorum. Yani bunu yiyen herkesin tarif isteyeceğine eminim. Çok güzel bir tarif. Videomu beğenip tariflerimi deniyorsanız videomun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım yaptığım videoları, yemekleri, poğaçaları, pastaları, tatlıları beğeniyorsunuzdur. Yapıyorsunuz, bana resim atıyorsunuz. Biliyorum, Instagram adresim açıkmutfak01. Oradan bana resimleriniz geliyor. Evet, gördüğünüz gibi ben açma poğaçalarımı tepsiye dizdim. Bir kısmını küçük yaptım, bir kısmını büyük yaptım. Üzerine yumurta sarısını ekliyorum. Yumurta sarılarını üzerine güzelce sürdükten sonra fırında arkadaşlar
İlk 5 dakika önceden ısıtılmış 200 derecede fırında pişiriyorum. Daha güzel kabarması için arkadaşlar önce fırının ısısını yüksek tutuyorum. Yani 200 derece sonrasında ama unutmayın sakın. Sonrasında 5 dakika sonra biraz böyle kabarmaya başladıktan sonra tekrar fırının derecesini 180 dereceye düşürüyorum ve kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir poğaça oldu, açma oldu. İster zeytinli, ister peynirli yapabilirsiniz. Çay saatlerinize, kahvaltılarınıza müthiş bir tarif. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.